Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda genel dörtgenler ve yamuk konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki 8. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız yamukta benzerlik. Arkadaşlar yamuk dediğimiz şey karşılıklı kenarları birbirine paralel olan dörtgen değil mi? Evet. Paralellik olduğu için karşımıza burada kelebek benzerliği ve tema orantı çok fazla karşımıza çıkıyor. Özellikle oranlamaların olduğu sorularda tabii ki benzerlik yapıyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Burada da örnek sorular mevcut. Kelebek ya da temel orantıyı bildiğimiz zaman olay bitiyor arkadaşlar. Özellikle oranlama olduğu zaman ilk hedefimiz kelebek oluşturmak arkadaşlar. Mesela burada dışarı doğru uzatmış. Biz genelde içeri doğru paralel çizerek yapıyoruz ama e, paralel doğru çizdiğimizde genelde kelebek oluşturacak şekilde bir hamle yapıyoruz. Soruların içerisinde zaten bunu gösteririz. Haydi bakalım. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. EF orta taban. Arkadaşlar şunlar orta tabansa şu eşit şu eşitse A şurada bir orta taban çıktı. Üçgende orta taban çıktı. Eşit ve paralellik olduğundan dolayı. 12 ise burası kaç oldu? 6 oldu. Aynı şekilde şununla da şu. Tersten bir orta taban var mı? Var. 8 ise burası kaç yapar? 4 yapar. EG ile GF'nin çarpımı yani 6 çarpı 4 isteniyor. Cevabımız 24 çıkar. Birinci soru C an oldu. Geldik 2'ye. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Öncelikle 20'ye 30 var. Gördüğünüz üzere. Hocam 20'ye 30 sayılar bizi yönlendiriyor gençler. 20'ye 30'a baktığınız zaman ne fark ettiniz burada? Hocam bir benzerlik var. Benzerlikteki oran kaç? 20 bölü 30. Yani kelebekteki oran kaça kaç? 2'ye 3. Hocam burası 2K iken burası 3K yazacağım. Ama 3K yazarsam 3K bölü 2, 3K bölü 2 ile uğraşacağım. O yüzden 2 katını alayım ki sıkıntı olmasın. 2'ye 3 diyeceğime 2 bölü 3 oran var ya 2 katı 4 bölü 9'dur. 4, 4 bölü 6'dır. Burası 4K iken burası 6K. Bunlar da 3K, 3K diye paylaştı arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız burada arkadaşım? Burada şu bizden ilk önce EF isteniyorsa EF'ye bakarken hocam şuradaki paralelliğe bakacağız. Aa buradaki paralelliğe baktığında şurada bir temel orantı var mı böyle? 3 bölü tamamı. 3K bölü tamamı kaç? 10K eşittir. EF bölü ne eşittir arkadaşlar? EF bölü 20'ye. 2 katı 2 katı EF'yi buradan kaç buluruz? 6 buluruz. Peki geldik şeye. GH'a GH, a. GH a baktığınız zaman da Şununla şu yine paralel değil mi? Evet burada da şu temel orantıya bakacağız o zaman. Yani 4K bölü tamamı 10K eşittir. GH bölü GH bölü kaç? 30'a eşit olacaktır. 3 katı 3 katı GH da 12 mi yaptı? Aynen öyle. EF'yi 6 bulduk. GH'ı 12 bulduk. Eşittir 18 yapar. Cevap Z olur. Bunlarla ilgili garip grup formüller var. Bu formüllere girmeyin arkadaşlar. Görüyorsunuz benzerlikten rahat bir şekilde çıkartıyorsunuz. Bu şekilde benzerlik variyi düşünürseniz zaten üçgenlerinizi de sağlamlaştırmış olursunuz. Yani hem geriye yatırım hem de ileriye yatırım yapmış olursunuz arkadaşlar bunlarda bu şekilde çözüm yaparak. Evet ikinci soru Edremit oldu geldik 3'e. Bakın şimdi oran var burada. K 2K. Oran olduğunda direkt benzerlik varsa eyvallah uygula ama yoksa oran olduğunda benzerlik uygulayamıyorsan ilk hedefin şu olsun. İçe paralel çiz. Baktın çizdin. Olmadıysa içe paralel çizmeni ben tavsiye ediyorum bu arada. Olmadıysa dışarıya doğru uzatırsın. Amaç kelebek oluşturmak. Oranlamanın olduğu sorularda arkadaşlar. Bakın kelebek benzerliği çıktı mı burada? Çıktı. Kelebekteki oran kaça kaç arkadaşlar? Kelebekteki oran 2'ye 1. Yani burası 2K iken yani burası 2A iken burası ne olacak? A olacak. Hocam açı ortaylığı kullanayım. Benzerlikten beri söylüyorum. Hem açı ortaylık hem paralellik varsa Z'ye dikkat. Şunlar paralel ya Z'den dolayı burası çizgi açısı yaptı. Çizgiye çizgi olduğundan bu ikiz kenar oldu yani burası 9 oldu. A dediğimiz kaç oldu? 1 oldu. 2A dediğimiz kaç yapar o zaman? 2 yapar. Üçüncü soru böylelikle Akçay oldu. Geldik 4'e. Hocam oranlamalar var bak görüyorsunuz. Şurada bir oran var. Arkadaşım oranlamanın olduğu yerden içe doğru paralel çizmen benim tavsiyemdir. İçe paralel çizdiğinde kelebek çıktıysa eyvallah çıkmadıysa dışarıya doğru oluşturabilirsin oradaki kelebeği arkadaşım. Ama içeri doğru oluşturmak her zaman daha mantıklı. Kelebek oluştu eyvallah. Bir de aynı zamanda temel orantı da oluştu arkadaşım burada. Hatta eşitlik olduğundan orta ban oluştu. Şu paralellikte 6 ise burası 3 mü yaptı? Evet. Kelebekteki oran kaça kaç? 3'e 10. EF bölü FC. Şuraya yoğunlaşacaksın. Madem 3'e 10. Hocam burası 3K ise burası 10K'dır. E, oran kaç yaptı o zaman? 3 bölü 10 yaptı. Yani dördüncü soru Edremit oldu. Geldik beşe. Beşinci soruda ne var? İki var, dört var, dokuz var, açı ortaylık var. Aa bu açı kullanmam lazım. Hocam bu açıortaylık ortaylık neredeki üçgende? Hop şuradaki üçgende. Bakın kollardaki oran tabandaki oranlama eşit değil mi? Evet verilen her bir bilgiyi düzgünce adabıyla kullanırsanız sonuca çok rahat bir şekilde ulaşırsınız. Hadi bakalım. Koldaki oran kaç? 9 bölü 6. 9 bölü 6 dediğim nedir? 3 bölü 2'dir. Yani burası 3K iken burası 2K. Oldu mu? Oldu. A. bir de burada bir kelebek var arkadaşım. Kelebekteki oran kaça kaç? 3'e 2. 3'e 2. Yani 2'deki 2 ise 3'teki de 3'tür diye cevabı 3 buluruz. Ya da 3K'nın 2K'ya oranı eşittir. X bölü 2 deriz ve X'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 3 olarak buluruz. Böylelikle 5. soru Denizli çıktı. Geldik 6'ya. Bir evin ABCD dik yamuğu biçiminde 3 metre uzunluğuna sahip bahçe kapısı şekil 1'de gösterilmiştir. Sonra kapı açılmış 1 metre geriye doğru açılmış. 1 metre geriye doğru açılmışsa şuradaki mesafe kaç oluyor arkadaşlar? 2 metre oluyor. Evet kapıda böyle eğimli dikkat edin. E, açıldıysa o kapının geri kalanı şöyle 1 metre açıldı mı açıldı. Kapının geri kalanı şöyle 1 metresi de burada mı arkadaşlar? Evet bir çizemedik. Şöyle bir çizelim arkadaşlar. Heh. Şöyle bir metresi de burada kapının. Tamam. Bizden ne isteniyor? Başlangıçta kapının dikey kenarlarının uzunlukları sırasıyla 130 ve 190. Arkadaşlar burası 130 burası da 190 190'mış. Yani şuradaki kısım açıldı ya. Yani şurası aslında 130'a 190 da açıldığı zaman arkadaki kısım 190'lı kısım burada. EF kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar burada 2'ye 1 var mı? Var. E burada bir temel orantı oluşturmamız lazım. Özellikle temel orantı ya da kelebek. Ama kelebek oluşturamıyorsak temel orantı. Şuradan bir dikdörtgen oluşturacak olursam. 3 ise yani 2'ye 1 ise. Burası da 2'ye 1 değil midir dikdörtgenlerden dolayı. Evet. 130 ise burası da 130. Burası da 130. Buraya kaç kaldı arkadaşlar? Buraya 60 kaldı. E burada bir temel orantı var. 2 bölü 3 oran var. 2 bölü 3 oran eşittir. Şuraya A dersem. A bölü 60'dan dolayı 20 katı 20 katından A'yı kaç buluruz? 40 buluruz. A 40. Hocam A 40 ise bizden şu isteniyor. E, F uzunluğu isteniyor. 130 artı 40 değil midir? Yani 170 yapar arkadaşlar cevabımız. Böylelikle cevabımız E dremit oldu. 6. soruda arkadaşlar. Ve geldik 7. soruya. Ne yapıyorduk? İsterseniz dışarıya oluşturun ama ben içeri doğru çizmeyi çok seviyorum arkadaşlar. Ee, i̇çeri doğru çizdiğinizde yalnız hem kelebek hem temel orantı oluşturmasına dikkat edin. Ben bu içe çizdiğimde hem kelebek hem temel orantı şu kısa çizgide oluşmadı ama şu devamını getirsem oluşuyor. Ya da devamını getirmeyeyim. Güzel bir şey var burada. Farklı bir oran olsaydı yalnız 3'e 2 şeklinde oran olsaydı sadece bu kelebek bana yeterli olmayacaktı arkadaşlar. Bunu buradan da çözümünün çıkacağının kanaatine şöyle vardı. Hocam burada da yamuk var. Bakın bu yamukta orta taban olduğundan dolayı e, ben şuradaki uzunluğu da bulabilirim en azından. FG uzunluğu isteniyor. Oradan kelebek de yapabilirim diye düşündüm arkadaşlar. Normalde İçe paralel çizdiğinizde hem kelebek hem de temel orantı çıkması tabii ki daha fazla istiyoruz. Evet gençler öncelikle şuradan paralel çizdim. Paralel çizince hocam bu yamukta orta taban. Şurası. Bu yamukta orta taban. 8 artı 6. Evet şuradaki yamukta. Onu tam olarak göstereyim şöyle. Bu yamukta burası orta taban mı arkadaşlar? Evet yamuktaki orta tabandan dolayı e, buradaki kırmızı çizdiğimiz uzunluk ne olacak arkadaşlar? Tabii ki. 8 artı 6, 14 bölü 2'den 7'ye eşit olacak. Hocam burası 11'im. Eyvallah şimdi oraya geliriz. Burada orta tabandan dolayı şu uzunlukla da şu uzunluğun eşit olması unutma. Bir de burada kelebek var mı arkadaşlar? Var. Kelebekteki oran da kaça kaç? kaç? 7'ye 6. E o zaman 7'ye 6 olduğundan dolayı arkadaşım. Burası 7K ise burası 6K'dır. E hocam orta tabandan dolayı şunlar da birbirine eşit olacak. Burası 13K, burası da 13K olacak. Toplam 13, 7 daha 20K. 20K'yı kaç vermiş bize? 10 diye vermiş. K'yı buradan 1 bölü 2 buluruz. X de 6K değil mi? 6K yani 6 çarpı 1 bölü 2'den cevabımız kaç çıkar? 3 çıkar. Dolayısıyla 7. soru akçay oldu. Dediğim gibi şunu dışarıya doğru uzatıp direkt kelebek benzerliğinden de yine sonuca ulaşabilirsiniz. Çoğunlukla içeriden çizilen paralel daha kısa çıkıyor. Ama bazı sorularda da dışarı çizdiğiniz paralel tabii ki işimizi kolaylaştırıyor arkadaşlar. Burada e, ben genelde içeriği böyle şey yaptığım için uzun da olsa içeriği tavsiye ettiğim için uzun da olsa içerideki paralellikten çözüyorum arkadaşlar çözümü. Haberiniz olsun dışarı doğru da yapabilirsiniz. İçerisi genelde daha kolay olduğu için ben tercihim bu. Evet böylelikle arkadaşlar bu bölümdeki testi bitirdik. O zaman ne diyoruz bir sonraki bölümde 9. bölümün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.